Bazı ertelemeler oldu. Ama neticede bugün bu görüşme olacaktır. Çalışıyor mu? Duyuyor musunuz beni? Evet, beni duyuyor musunuz? Tercümesini duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz şu anda? Açabilir misiniz? Düğmeye basınız. İkinci kanal. Tamam mı? Çalışıyor mu? Duyuyor musunuz? Ha, peki. Çok iyi, çok iyi. İkili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğunu inanıyorum. Tabii Akkuyu nükleer enerji santralindeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde şu anda devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 25 bine yakın orada istihdamın olması önemli bir olay. Tabii ilk üniteyle ilgili atılmış olan adım gayet güzel. Kaldı ki bizim daha önce de sizinle görüştüğümüz gibi Sinop nükleer enerji santrali ile ilgili de bir adım atmamız söz konusu olacak diye düşünüyorum. Tabii Trakya'da bir hub'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru. Tabii Türkiye Rusya arasındaki en önemli adımlardan bir tanesi turizm noktasındaki gelişmeler. Turizmde de şu anda Rusya bizde bir numara. Böyle bir konumda. Ve bütün bunlarla beraber tabii en önemli adım herkes bugün Türkiye-Rusya ilişkilerinde bu ziyaretimizde tahıl koridoru meselesine bakıyorlar. Buradan tahıl koridoruyla ilgili bugün ne çıkacak diye bunu bekliyorlar. İnanıyorum ki yapacağımız görüşmeden sonra da basın toplantısıyla verilecek mesaj dünyaya özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım çok çok önemli olacak. Bir diğer tabii aramızdaki en önemli konu savunma sanayine yönelik attığımız ve atacağımız adımlar. Enerji sektöründe zaten aramızdaki adım özellikle doğalgaz konusunda biz birinci derecede şu anda Rusya ile doğalgazda çok önemli ilişki içerisindeyiz. Bunu daha da geliştirerek devam ettireceğimize inanıyorum. Bu arada bu yaz mevsimiyle ilgili malum yangınlar, orman yangınları ve bu konuda da bize gönderdiğiniz iki uçakla gerçekten çok ciddi derdimize derman oldunuz. Tabii bunu İki kat daha, bir kat daha artırabilirsek çok daha isabetli olacak. Çünkü bu yaz mevsimi devamlı bu tehdidin altındayız. Ve bu tehdidi diyoruz atlatmamızda çok ciddi faydalar var. Ve ben arkadaşlarım, yeni kabinenin yeni üyeleri hepsi adına tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Yapacağımız toplantının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerji
alanında da daha önce ifade ettiğim gibi çok ciddi bir şekilde, güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Doğa tüketiciler ve alıcılar konusunda önemli mutabakatlar ulaşmış durumunda. Akköyünükleer Güç Santrali'nin inşaatı devam ediyor. Türkiye tam olarak uluslararası nükleer güç ülkelerinin kulübüne girmiş vaziyette. Rusya'nın ilk nükleer yakıtın sevkiyatın tamamlanmasından sonra önümüzdeki yılda ilk ünitesinin tamamlanması söz konusu olabilir. Bu konuda da, bu alanda da yeni projeler söz konusu olabilir. Akköy'de şu anda 25 bin işçi çalışmaktadır. Bu konuda da ortak bölgemizin güvenliğinin sağlanması bazı hususlar var. Bunu ele alacağız. Ukrayna krizi tabii ki görüşeceğiz. Biliyorum siz de tahıl anlaşması gündeme getireceksiniz. Bu görüşmelere biz açığız. Suriye konusunda önemli gelişmeler oldu. Bu konu ne kadar hassas olduğunu Türkiye için çok iyi biliyorum. Ama Astana formatında önemli gelişmeler, önemli başarılarımızı sürdürmemiz lazım. Söz konusu Astana platformu da sürdürülmesi söz konusu. Bunu da yapmalıyız. Diğer ülkelerde de önemli. Yani Libya mesela önemli konular var. Biz bütün bunları tabii ki etraflıca ele alacağız. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için hoş geldiniz. Sayın Başkan, öncelikle bu davetle Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok çok farklı bir dönemdeyiz. Hele hele Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geldiği böyle bir dönemde bu ziyareti gerçekleştirmiş olmak, sizin bu daveti yapmış olmanız beni ve heyetimi gerçekten mutlu etmiştir. Tabii Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olmuş. Tabii Trakya'da bir hub'ın olacak olması o da ayrı bir zenginlik ve bir canlılık unsuru. Tabii Türkiye-Rusya arasındaki en önemli adımlardan bir tanesi turizm noktasındaki gelişmeler. Turizmde de şu anda Rusya bizde bir numara. Böyle bir konumda.